mektupları Tayyip Erdoğan'ın diplomasını sahte olup olmadığı ile ilgili bir basın açıklaması yapacağız. Bu açıklama sırasında Tayyip Erdoğan'ın öğrencilik hayatını liseden itibaren madde madde masaya yatıracağız. 1. Tayyip Erdoğan 1965 yılında İmam Hatip Lisesi'ne kaydolmuş. O dönem orta kısmı 4, lise kısmı 3 yıl olmak üzere İmam Hatip Lisesi toplam 7 yıl eğitim veriyor. Tayyip Erdoğan bu okuldan 72-73 döneminde 1973 yazında, yani 8 yıl sonra mezun olabiliyor. Demek ki İmam Hatip Lisesi'nde Tayyip Erdoğan bir sene sınıfta kalmıştır. Tüm biyografilerinde bunu gizlemektedirler. Tayyip Erdoğan hangi yıl sınıfta kalmıştır? Hangi derslerden sınıfta kalmıştır? Kaldığı derslerin içerisinde Kur'an ve siyer dersleri var mıdır? 2. Tayyip Erdoğan 31 Mayıs 1973'te İstanbul İmam Hatip'ten mezun oluyor. Fakat bundan sonra Eyüp Lisesi'nden fark dersleri verdiğini iddia ediyor. Halbuki vermesi gereken fark dersleri toplamı 6 ders ve devletin bu dersler için tanıdığı süre 1 yıl. Yani Tayyip Erdoğan biyografisinde belirttiği gibi 1973-74 öğrenim döneminde üniversiteye girmiş olamaz. En erken girebileceği tarih 1974-75 dönemidir. 3. Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan ve TRT'de yayınlanan bir belgeselde o yıllarda İmam Hatip mezunlarının üniversiteye alınmadığını, bu nedenle siyasal bilgilere giremediğini belirtmektedir. Yine aynı konuşmasında Eyüp Lisesi'nden fark dersleri vererek Aksaray İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne girdiğini iddia etmektedir. Bu konuşmadan çıkabilecek sonuç, Tayyip Erdoğan'ın üniversiteye giremediği ve Aksaray Ticari İlimler Akademisi'nin de üniversite statüsünde olmadığıdır. Ya da Tayyip Erdoğan siyasal bilgilerin kendi sınavını kazanamamış, bu nedenle akademiye yazılmıştır. Ama kendi kitlesine kendisini acındırmak için sanki İmam Hatip mezunları siyasala alınmıyor gibi bir izlenim yaratmaya çalışmaktadır. Fark derslerini verdiyse siyasala girememesi için hiçbir engel yoktur. Ve asıl şüpheli hareket, bu belgesel linki TRT'den niçin silinmiştir, kim sildirmiştir? 4. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre Tayyip Erdoğan 1974 yılında yapılan ve adı o gün üniversiteler arası seçme sınavı olan, bugünkü yaygın tabirle ÖSS'ye giriyor. Sınavı kazanarak da İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin Aksaray Yüksekokulu'na kaydoluyor. O halde ya Tayyip Erdoğan 1973 yılında üniversiteyi girdiğini söylerken yalan söylüyor, ya da Marmara Üniversitesi 1974 yılında kaydoldu derken yalan söylüyor. 5. 1973 ile 74 yılları arasında çok önemli bir fark var. Çünkü 1974 yılına kadar her üniversite ve akademi kendi sınavını yapıyor. Bu öğrenci birden fazla üniversiteye başvuru yapabilir, sınavlara girebilir. Tayyip Erdoğan'ın kendi biyografisine göre 1973 yılında akademinin kendi sınavına girip üniversiteyi kazanmış olması gerekir. Fakat Marmara Üniversitesi yeni bir açıklama yaptı ve Tayyip Erdoğan'ın 5 Temmuz 1974 tarihinde o günün ÖSS'sine girerek akademiye kaydolduğunu açıkladı. O halde Marmara Üniversitesi Tayyip Erdoğan'ın ÖSS giriş belgesini ve ÖSS sonuç belgesini açıklamalıdır. Kaldı ki 1974 yılında ÖSS'de öğrenciler girmek istedikleri bölümleri yazabiliyorlardı. Tayyip Erdoğan kaç bölüm aldı, kaç puan aldı ve hangi bölümlere başvuru yapmıştı? Marmara Üniversitesi ve ÖSYM İdaresi bu belgeleri kamuoyuna açıklamalıdır. 6. Tayyip Erdoğan'ın üniversiteye girebilmesi için gerekli olan Eyüp Lisesi diploması ve 1974 ÖSS sınav sonuç belgesi ortada yoktur. Bu belgeler açıklanmadığı sürece değil üniversiteden mezun olması, üniversiteye girmesi dahi tartışmalıdır. 7. Marmara Üniversitesi'nin açıklamasında Tayyip Erdoğan'ın
İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin Aksaray Yüksek Okulu'na kaydolduğu bilgisi veriliyor. Yani Tayyip Erdoğan 4 yıllık bir üniversiteye değil, 4 yıllık üniversiteye bağlı 2 yıllık bir yüksek okula kaydoluyor. Nitekim Ankara'da görülmekte olan bir davada Tayyip Erdoğan'ın avukatı üniversite mezuniyetine ilişkin bir açıklama yapmış ve 4 ara dönemlik yani 2 yıllık yüksek okulların yüksek öğrenim sayıldığını belirtmiştir. Tayyip Erdoğan'ın kendi avukatının bu açıklaması da göstermektedir ki okuduğu okul 4 yıllık değil 2 yıllıktır. 8. Tayyip Erdoğan 1973 yılında üniversiteye girip 81 yılında mezun olduğunu söylüyor. Aynı bilgiyi üniversitede tekrarlıyor. Tayyip Erdoğan'ın kendi açıklamasına göre 73-74 yılında girdiği okuldan 80-81 yılında mezun oldu ise 7,5 yıllık bir öğretim dönemi sürdürdü demektir. Bu da imkansızdır. Bugün 7 yıl olan azami öğretim süresi o zaman 6 yıldı. Biz bugünkünü kabul etsek dahi Tayyip Erdoğan 1979-1980 yılında okuduğu üniversiteden atılmıştır. Dolayısıyla diploma alabilmesine imkan yoktur. Tayyip Erdoğan'ın okuldan atılıp atılmadığını, okulunun kaç yıllık olduğunu, kaç dönem olduğunu ve Tayyip Erdoğan'ın diploma derecesinin ne olduğunun anlaşılabilmesi tek yöntem transkriptir. Transkript belgeleri öğrencilerin sicil kayıtlarında saklanmaktadır. Tayyip Erdoğan veya üniversite bu transkript belgesini sunarak Tayyip Erdoğan'ın gerçekten üniversitede okuyup okumadığını, okuduysa kaç yıllık okuduğunu, mezuniyeti hak edip etmediğini ancak bu şekilde ispat edebilir. Marmara Üniversitesi çok saygıdeğer veli nimetleri Tayyip Erdoğan'a bu iyiliği yapmalı ve transkript belgesini açıklamalıdır. 10. Bu arada Tayyip Erdoğan'ın transkriptinin Marmara Üniversiteleri açısından ayrı bir önemi vardır. Üniversitemizin kuruluşunda önemli bir payı olan ticaret hukuku profesörü Ergun Tuna'nın dersleri çok son derece zordur. Genelde öğrenciler bu dersleri 3-4 yılda verebilirler. Ben bir Marmara Üniversiteli olarak Tayyip Erdoğan'ın ticaret hukuku 1 ve 2 derslerinden kaç puan alarak mezun olabildiğini merak ediyorum. 11. Tayyip Erdoğan 1981 yılı Şubat ayında mezun olduğunu iddia ediyor. Eğer 81 yılında mezun olduysa sunduğu mezuniyet belgesi mühürsüz, fotoğrafsız ve dekanın imzası farklıdır. Muhtemelen Tayyip Erdoğan bu belgeyi kendisi hazırlamıştır. Bu nedenle bu mezuniyet belgesi sahtedir. Eğer bu mezuniyet belgesi sahte değil ve Tayyip Erdoğan da gerçekten bu okuldan mezun ise 1981 yılı Şubat'ından sonra en fazla 2-3 aylık süre içerisinde diploması hazırlanır. Yani Marmara Üniversitesi kurulmadan bir yıl önce Tayyip Erdoğan'a diploma teslim edilmiştir. Tabi eğer mezunsa. Marmara Üniversitesi daha sonra kendisine bağlanacak okulların mezunlarına tek bir şartla diploma verebilir. Kendisine bağlandığı tarihten sonra mezun olmaları kaydıyla. Oysa Tayyip Erdoğan Aksaray Akademisi Marmara Üniversitesi'ne bağlanmadan bir yıl önce mezun olmuştur. Dolayısıyla Marmara Üniversitesi diploma veremez. Verirse de bu diplomayı veren yöneticiler suçlu konuma düşerler. Benzer bir örnek Bülent Ecevit'le de ilgili vardır arkadaşlar. Biliyorsunuz Bülent Ecevit Robert Kolej mezunudur. Robert diploması vardır. Ve Robert Kolej daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne dönüştürüldü. Fakat Bülent Ecevit'in Boğaziçi Üniversitesi diploması yoktur. Aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi Bülent Ecevit bizim mezunumuzdur şeklinde bir açıklama yapmamaktadır. Bildiğimiz kadarıyla Tayyip Erdoğan'ın dışında Marmara Üniversitesi'nin diploma verdiği bu statüde ikinci bir kişi yok. Biz tüm Türkiye'ye ve üniversiteye sesleniyoruz. 1981 yılına kadar mezun olmuş ve daha sonra Marmara Üniversitesi diploması alabilmiş tek bir kişi dahi var mıdır? 13. Marmara Üniversitesi'nin açıklamasında Tayyip Erdoğan'a verilen mezuniyet belgesinden bahisle
geçici mezuniyet belgesi verildiği söylenmektedir. Fakat 81 tarihli belgede geçici mezuniyet belgesi değil, mezuniyet belgesidir. Marmara Üniversitesi açıklaması yanlış bilgi içermektedir. 14. Kaldı ki 81 tarihli mezuniyet belgesinin orijinali sadece bir yerde saklanmış olabilir, kullanılmış olabilir. O da askerlik. Tayyip Erdoğan askere gitmeden önce böyle bir mezuniyet belgesi hazırlamış veya hazırlatmıştır. Zaten bu sayede askerliğini yedek subay olarak yapmıştır. Bu belgenin şu anda Tayyip Erdoğan'ın askerlik dosyasında bulunuyor olması gerekir. Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı bu belgeyi kamuoyuyla paylaşmalıdır. Böyle bir belge yoksa olmadığını bilmeliyiz. Böyle bir belge varsa da üzerinde adli inceleme yapılmalıdır. Çünkü üzerinde sahtelik şüphesi bulunmaktadır. 15. Marmara Üniversitesi açıklamasında 1991 yılında Tayyip Erdoğan'dan mezuniyet belgesinin geri alındığı ve kendisine diploma verildiği belirtilmektedir. Demek ki bu belgenin orijinali 1991 yılında Marmara Üniversitesi arşivine girmiştir. Marmara Üniversitesi kendi arşivindeki bu sahte olduğu iddia edilen belgeyi bir an önce kamuoyuna açıklamalıdır. 16. Tayyip Erdoğan'ın 81 yılında mezun olduğu akademiden bir diploma olmasının imkansızlığına, 6 yıllık azami öğrenim süresi geçildiğini göz önünde bulundurursak bir ihtimal daha olabilir. Acaba Tayyip Erdoğan 1988-89 yıllarında çıkan öğrenci aflarından yararlanıp üniversiteyi bitirmiş ve Marmara Üniversitesi'nden bu nedenle 1991'de diploma almış olabilir mi? Böylesi bir ihtimalde Tayyip Erdoğan üniversite mezunu olsa bile askerliğini kendisinin hazırladığı sahte bir mezuniyet belgesiyle yedek subay olarak yapmış olur ki şu anda Cumhurbaşkanlığından doğruca Kışla'ya gidip askerliğini baştan yapması gerekir. 17. Bundan daha önce 2014 yılında Marmara Üniversitesi Tayyip Erdoğan'ın diploması ile ilgili yine bir açıklama yapmıştı. Fakat o açıklamada 1991 tarihli diplomaya yer vermedi. 3 yılda ne değişti de böylesi bir bilgi ve belge üniversite tarafından açıklandı. 18. 91 tarihli diplomada dekan olarak Profesör Doktor Ömer Faruk Batırel'in imzası vardır. Şu an elimizde bu diplomanın bir fotokopisi var. Fakat bu diplomadaki Ömer Faruk Batırel'e ait imza ile Ömer Faruk Batırel'in diğer imzaları birbirini tutmamaktadır. Zaten Ömer Faruk Batırel o dönemde profesör de değildir. 91 tarihli diploma aslı acilen ortaya çıkartılmalı ve imzalar üzerinde adli inceleme yapılmalıdır. 19. Bilindiği gibi diploma defterinin Tayyip Erdoğan'a ait sayfasının açılması, bunun kamuoyuyla paylaşılması gerekmektedir. Bu defterde diplomayı alan kişinin o tarihe ait bir fotoğrafı bulunur. Yine diplomayı alan kişi, diplomayı teslim aldığı tarihi yazar, kendi adını, soyadını ve imzasını atar. Marmara Üniversitesi'nin acilen bu arşivi açması gerekmektedir. Öğrenci işleri hemen yakınımızdaki şu binadır. Diploma kayıt bölümü oradadır. 1991 yılına ait bu diploma kayıt defteri açıklanmalıdır. Sonuç olarak 1. Tayyip Erdoğan'ın Eyüp Lisesi diploması açıklanmalıdır. 2. Eyüp Lisesi'nden fark derslerini verdiğine dair sicil belgesi açıklanmalıdır. 3. Tayyip Erdoğan'ın hangi yıl üniversiteye girdiğine karar verilmelidir. Çünkü Tayyip Erdoğan 73 yılında üniversiteye girdiğini, Marmara Üniversitesi ise 74 yılında girdiğini söylemektedir. 4. Tayyip Erdoğan üniversite için bir sınava girmiş midir? Hangi üniversitelerin sınavına girmiştir? Hangisini kazanıp hangisini kazanamamıştır? Ya da Tayyip Erdoğan ÖSS'ye girmiş midir? 5. Tayyip Erdoğan eğer ÖSS'ye girdiyse ÖSS başvuru belgesinin, tercih belgesinin, sınav sonuç belgesinin ÖSYM ve Marmara Üniversitesi tarafından açıklanması gerekmektedir. 6. Sunulan diplomaların herhangi bir anlamı yoktur. Hukuki bir kanıtla teşkil etmez. Önemli olan diplomanın gerçek olup olmadığını belirleyecek transkript belgesidir.
Tayyip Erdoğan'ın transkripti üniversite tarafından açıklanmalıdır. 7. Marmara Üniversitesi diploma kayıt defterini açmalı ve bu kayıtları kamuoyu incelemesine sunmalıdır. Bu nokta son derece önemlidir. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın dün diplomayı zaten açıkladık, bununla yetinin diyor. Oysa biliyoruz ki sahte belge düzenlemenin çeşitli yolları olduğu gibi bu belgeleri ortaya çıkartmanın da yol ve yöntemleri bulunmaktadır. Örneğin sahte bir nüfus cüzdanı taşıyabilirsiniz. Bu durumda nüfus kütüğün üzerinde inceleme yapılır. Sahte bir ehliyet taşıyabilirsiniz. Bu durumda trafik sicil defterine bakılır. Şu anda iddia edilen şey diplomanın olup olmadığı değil, gerçek olup olmadığıdır. Biz bu diplomanın gerçekliğinin araştırılmasını talep ediyoruz. Marmara Üniversitesi Tayyip Erdoğan'ı değil, kendi tüzel kişiliğini ve itibarını düşünmelidir. Marmara Üniversitesi'nin herhangi bir yöneticisi veya memuru bu tür bir diploma sahtekarlığına alet olduysa bunların üzerine gidilmeli, sorumlular hakkında soruşturma açılmalıdır. Görüyoruz ki Marmara Üniversitesi kendi geçmişini kurulduğu tarih olan 1982'den 1883'e setmiştir. İşin garip tarafı bu geriye çekme olayı çok yakın bir tarihtedir. Ben üniversiteden mezun olduğum 1996 yılında üniversitemizin 1883 yılında kurulduğu iddia edilmiyordu. Logosu da bugünkü üzerinde 1883 yazan logo değildi. Nitekim biraz sonra sunacağım diplomada bu logoyu göreceksiniz. Ne hikmetse Tayyip Erdoğan'ın diploma sorunu ortaya çıktıktan sonra üniversitesinin logosu bile değiştirilmiş. Kamuoyunda Tayyip Erdoğan'ın mezun olduğu algısı yaratılmaya çalışılmıştır. Bu diploma meselesi sadece hukuki bir mesele değildir, ahlaki bir konudur. Cumhurbaşkanına yöneltilmiş bir soru bulunmaktadır. Kamuoyu Tayyip Erdoğan'ın eğitimli olup olmadığını tartışmıyor. Zaten kendisi tüm konuşmalarıyla eğitim seviyesini ortaya koymaktadır. Kamuoyunu merak ettiği şey sahte bir diplomanın hazırlanıp hazırlanmadığıdır. Bu sorular Cumhurbaşkanı'nın kendisine, Cumhurbaşkanlığı tüzel kişiliğine, YSK'ya, TBMM'ye, TSYK'ya, ÖSYM'ye, YÖK'e ve Marmara Üniversitesi'ne sorulmaktadır. Bu soruları cevaplandırmak, kamuoyunu bilgilendirmek kolay bir şeydir. Bizim anlamadığımız Cumhurbaşkanı'nın ve bu kurumların neden çekindiği veya korktuğudur. Üstelik Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Üniversitesi'nin diploma sorgulama bölümünün erişiminin yasaklanmış olması bile başlı başına şüphe çekecek bir uygulamadır. Dünyada bir üniversitenin diploma sorgu bölümüne mahkeme kararıyla erişim yasağı koymuş başka bir ülke var mıdır acaba? Kişilerin veya kurumların suçlanması normal karşılanmalıdır. Kendi haklılığına güvenen kişiler bu suçlamalardan çekinmezler. Biz ki Türk milletine yöneltilen Ermeni soykırımı iddialarına karşı sadece Türkiye Cumhuriyeti arşivlerini değil Osmanlı arşivlerini bile açmış bir milletiz. Tayyip Erdoğan için 30 yıllık okul kayıtlarını açmaktan neden korkuluyor? Bir cevap bekliyoruz. Bizim için açıklanan diploma kağıdının bir önemi yoktur. Biz bu kağıtların gerçek olup olmadığını öğrenmek istiyoruz. Bunun için de imzalar üzerinde adli tıp incelemesi, defterlerde karbon testi incelemesi dahil teknolojinin tüm imkanlarının kullanmasını bekliyoruz. Son olarak şunu söyleyeceğim, diploması gerçek olanın arşivden korkusu olmaz. Ben kendi diplomamı burada bir örnek olarak sizlere sunacağım. Sayın Cumhurbaşkanımızın da aynısını yapmasını temenni ediyorum. Arkadaşlar, üniversiteden mezuniyet sadece diplomayla ispatlanmaz. Üniversiteye girebilmeniz için
almanız gereken birkaç tane belge vardır. Bunları sıralı halde Sayın Cumhurbaşkanı'nın sunmasını bekliyoruz. Ben kendi belgelerimi buradan sunuyorum. Tayyip Erdoğan da aynısını çok basit bir şekilde yapabilir. Birincisi, lise mezuniyet belgesi olması zor gerekir. Lise mezuniyetin olmayan insan üniversiteye giremez. İkinci belge, üniversite giriş belgesidir. Ben yine burada ÖSS sonuç belgemi açıklıyorum. Tayyip Erdoğan'ın ÖSS belgesi açıklanmalıdır. Bu sınavı kazanıp kazanmadığı ancak bu belgeyle belli olabilir. Üçüncü belgemiz Tayyip Erdoğan'ın hiç açıklamadığı transkript belgesidir. Gördüğünüz gibi transkript belgesinde aldığınız tüm dersler, hangi yılda aldığınız ve nasıl mezun oldunuz belirlenir. Tayyip Erdoğan'ın transkripti yoktur. Daha sonrasında bir geçici mezuniyet belgesi verilir öğrenciye. Bu geçici mezuniyet belgesi verildikten 2 veya 3 ay sonra da diploma teslim edilir. Bakın arkadaşlar, ben üniversiteden 1996 yılında mezun oldum. Diplomamı dün aldım. 20 yıl sonra geldim öğrenci işlerine. Benim diplomamı çıkartıp verdiler. Buyursun Tayyip Erdoğan, Bahçeli Evlere üniversitesini görmüş olsun yeniden. Ve öğrenci işleri şurada, diplomasını alsın ve kamuoyuna açıklasın. Evet, çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Başkanım, hepinize. Bir toplu çekelim mi fotoğraf? Tabii çekelim. Arkadaşlar biraz yanaşalım. Değerli arkadaşlar, açıklamama geçmeden önce dün gece yaşanan olaylarda yaşamını yitiren asker, polis, sivil, tüm vatandaşlarımıza başsağlığı, ailelerine sabır dilerken, olayları vatan millet kaygısı ile izleyen, sükunetini koruyan aziz milletimizi sağduyulu tavrından dolayı kutlarım. Basın sadece haber vermek için yoktur. Aynı zamanda tüm haberlerin gerçekliğini araştırmak, arkalarında başka bir gizli haber varsa onu ortaya çıkartmak için vardır. Basın şüphe etmek ve sorgulamak zorundadır. Maalesef Türk basını dün sınıfta kalmıştır. Ben dün gece basının yapmadığını ama vatandaşımızın yaptığını yapmaya çalışacak, bize sunulan haberlerin arka planını sorgulayacağım. Benim iki ana tespitim var. Birinci tespit, dün gece Türk siyasi tarihinin en büyük tiyatrosunu izledik. Sözde darbe girişimi adı altında bir oyun sahnelendi ve bu piyesin sonunda da sözde demokrasi kahramanı seyircilerin alkışları eşliğinde oyunu bitirdi. İkinci tespitim ise şu, AKP ve saray, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, sivil siyasete, muhalefete, basına ve halka bir darbe yapmıştır. Evet, dün bir darbe olmuştur ama bu darbeyi AKP yapmıştır. İsterseniz dün geceye dönelim ve neler oldu bir bakalım. Gece 22 sularında Ankara üzerinde jetler alçak uçuş yapmaya başladılar. Hemen internet üzerinde, sosyal medyada bu haberler yayılmaya başladı. 22.30 sıralarında İstanbul'da İki Boğaz Köprüsü'nde de askerler ortaya çıktı ve yolu trafiğe kapattı. O yarım saat içerisinde Ankara'da neler oluyor, darbe mi oluyor söylentileri sosyal medyada bir anda
üst seviyelere çıktı. O sırada yine İstanbul Beylerbeyi Sarayı civarında askerler görünmeye başlandı. Arkadaşlar, bizler son 40 yılda 3 askeri müdahale görmüş, darbe görmüş bir ülkeyiz. Darbe böyle yapılmaz. Darbe ve darbeciler darbeyi gece herkes uyuduğunda yaparlar. Ama dün daha insanlar evlerine bile gitmemişken, insanlar sokakta, yollardayken sözde darbe yapmak, Boğaz Köprüsü'ne 40 tane askeri dikip darbe yapmak, en aptal darbecinin bile asla aklına gelmeyecek bir yöntemdir. Şimdi iktidar bizim bu tiyatroya inanmamızı bekliyor. Bize ilk darbe haberleri geldiğinde, Twitter'da gözüktüğünde, ben sanıyorum dün gece 23 sıralarında, daha başbakan bile açıklama yapmadan, Twitter'dan bir açıklama yaptım. Açıklamamı hemen buradan okuyorum. 3 madde. Birinci madde, akşam 22'de darbe yapılmaz. Darbe köprüleri tutarak yapılmaz. 2. Darbe yapıldı diyerek darbeye direndik kahramanlığı yaratacaklar. 3. Tam bir senaryo. Biz bu tweetleri attıktan sonra arkadaşlar AKP'li tiyatrocular bu tiyatroyu uygulamaya koydular. Bir süre sonra TRT ele geçirildi sözde ve bir basın açıklaması yapıldı. Ama TRT'de basın açıklaması yapılmadan önce Binali Yıldırım açıklama yapmaya başlamıştı. Şimdi arkadaşlar, darbe yapacak güç bir iktidarı devirmek için darbe yapar. İlk hedefte devireceğiniz iktidar ve onun mensuplarıdır. Ama dün görüyoruz ki hükümet üyeleri ve yöneticiler, devlet yöneticileri, hükümet yöneticileri etkisiz hale getirilmedi. Bunlar hepsi ortalıktaydı. Darbe yapacak güç böyle bir şey yapmaz. Darbeye heves edecek en küçük grubun bile ilk hedefi hükümet üyeleri olur. Dün görüyoruz ki bunlara hiç dokunulmadı. Yine darbe yapacak güç basına el koyar. En başta da hükümetin destekleyen basına. Dün görüyoruz ki CNN ve NTV başta olmak üzere yandaş medya bangır bangır yayın yaptı. En son sosyal medyada böyle darbe mi olur, bu basın niye açık söylentileri çıktığında CNN Türkiye sözde bir asker müdahalesi varmış gibi yaptılar. Ama o müdahalede de asker ortada yoktu. Yine darbe olacaksa darbeyi yapacak güç iletişim hatlarını keser. Telefonları keser, interneti keser. Asker zaten telsiz üzerinden haberleşir. Ama dün bunlar da yapılmadı. Hatta dün Türkiye bir ilki yaşadı. İlk defa Twitter yavaşlamadı. İnternet canavar gibi çalışıyordu. Ve Twitter başındaki ak troller ordu düşmanlığı ve millet düşmanlığı yapıyorlardı. Sadece bu Twitter'ın dün açık olmuş olması bile AKP'nin nasıl kanlı bir tiyatro sergilediğini göstermeye yeter. Ve sözde dün darbe yapacak askerler sokaktaydı. Taksim Meydanı'nda 20 asker, 1. Boğaz Köprüsü'nde 30 asker, 2.sinde 50 asker. Ankara sokaklarında hiç asker yok, hiçbir şehirde asker yok. Böyle komik bir darbe mi olur? Peki bunlar yokken sokakları AKP'liler dolduracaktı. Nitekim yapılan çağrılar üzerine AKP'liler sözde meydanları doldurmaya çalıştılar. Darbe olduğunda sokağa çıkma yasağı olur arkadaşlar. Vatandaş sokağa çıkamaz. Gösterici sokakta asker kışladaysa ortada bir darbe değil, bir tiyatro vardır. Tüm bu olguları alt alta koyduğumuzda çok büyük bir oyun oynandığını tespit etmemiz gerekir. Dün hükümetin iddia ettiği gibi bir darbe girişimi dahi yoktur. Aslında olayları son 15 gün içerisinde okuyalım. 15 gün öncesinde arkadaşlar, yabancı basında tam 6 tane yayın organında Türkiye'de darbe mi olacak yazısı çıktı. Bu yazıları ben okudum. Başbakan mı okumayacak, Cumhurbaşkanı mı okumayacak, MİT mi okumayacak? Bu yazıların üzerine Türk basında da darbe söylentileri çıktı. Dolayısıyla ortada zaten bir darbe söylentisi vardı.
Birincisini şunu görelim, altyapı yapılıyordu. Peki niçin? 30 Ağustos yaklaşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde büyük bir tasfiye yapmak istiyorlar. Bu tasfiyeyi yapmak için de bir gerekçeye ihtiyaçları var. Hükümetin bir hafta önce açıkladığı rakamlara göre TSK içerisinde 4000 kişiyi tasfiye edeceklerdi. Ama ordu direniyordu. Çünkü hiçbir gerekçesiz 4000 TSK mensubu ordudan atılamazdı. İşte arkadaşlar, dün bu gerekçe yaratıldı. Bir kısım asker kışkırtılarak, ki bu askerlerin arkasında hükümetin olduğunu bir süre sonra göreceğiz, sözde darbe girişimi varmış gibi bir tiyatro sahnelediler. Sabah itibariyle 750 subayımız, askerimiz gözaltına alındı. Muhtemelen bunların sayıları artacak ve hükümet istediği tasfiyeyi gerçekleştirmiş olacak. Dün Tayyip Erdoğan'ın ilk açıklaması, hayretler içerisinde izledik. Aynen şu cümleyi kurdu. Darbe girişimini kastederek, bu hareket bize Allah'ın bir lütfudur. TSK içinde bundan sonra büyük bir temizlik yapacağız dedi. Arkadaşlar, bu suçun itirafıdır. Tayyip Erdoğan dünkü açıklamasında diyor ki, ben Marmaris'teydim. Benim kaldığım yeri de bombaladılar. Halbuki dün Marmaris'te bir bombalama falan yok. Ve şunu söyleyelim, Türk Silahlı Kuvvetleri bütünüyle veya içerisinden bir parçasıyla, ister hükümet olsun, ister saray, ister MİT, ister polis, herhangi bir insanı ortadan kaldırmak istese o saniye kaldırır. Türk ordusunun bu gücü var. Tayyip Erdoğan sözde kendisi tehlike değilmiş imajı çizmek istiyor. Halbuki şunu biliyoruz, Tayyip Erdoğan 6 gündür ortada yoktu. Bakın, Tayyip Erdoğan ortadan kaybolduğu bu 3 günlük, 4 günlük, 5 günlük süreçlerin sonunda bu ülkede büyük olaylar olur. Dün de aynısı oldu. Dün sabah saatlerinde ya bu adam 6 gündür ortalıkta yok, neler oldu derken akşam bu tiyatroyu oynadılar. Şimdi kimi insanlar şunu düşünebilir. Ya Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış bir kısım cemaat mensubu veya kötü niyetli insan darbe yaptı. Veya yapma niyeti vardı. Arkadaşlar, hükümetin ve hükümet kontrolündeki medyanın bu tuzağına düşmeyelim. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde böyle bir kuvvet olduğunu sanmıyorum, inanmıyorum. Aynısını 10 sene önce de Ergenekon'da yaptılar. Bakın, elimde bir kitap var. Yeniçeri Kırımı'ndan Ergenekon'a. Ben bunu Ergenekon sürecinde yazdım. Şimdi TSK için söylenenlerin aynısını, darbe yapacaklar, Fatih Camii'ni bombalayacaklar, şunu yapacaklar, bunu yapacaklar. Ne oldu? Tayyip Erdoğan şimdi özür diliyor, kandırıldık diyor. Bugün gözaltına aldıkları insanlardan da 2 sene, 3 sene sonra kandırıldık diye özür dileyecekler. Peki, dün geceki bu tiyatroyu, darbe girişimi nasıl anlamlandırabiliriz? Burada hükümetin vermek istediği, sarayın vermek istediği birkaç mesaj var. Birinci mesaj şu: milli irade ve demokrasi sloganı öne çıkarılacak, erken seçime gidilecek ve başkanlık sistemine geçirilecek. Bu tezgahtan sonra şunu diyecekler: bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi de dün bombalandı. Hitler de meclisi yapmıştı arkadaşlar Almanya'da. Diyecekler ki, milli irade ile askeri vesayet, paralel yapı, düşmanlar, iç düşmanlar, dış mihraklar birlikte milli iradeye güç verin. Herkes erken seçime hazır olsun. İkinci mesaj, başkanlığa olan ihtiyaçtır. Tayyip Erdoğan dün şunu söyledi: ben bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanıyım dedi. Ama Genelkurmay Başkanı'na ulaşamıyorum dedi. Yani yapacağı şey şu: Türk Silahlı Kuvvetleri'ni doğrudan kendisine bağlayacak bir yasa çıkartacaklar. Diyorlar ki, bakın işte bir darbe girişimi var ama başkanlığa bağlansa, yani Tayyip Erdoğan her onbaşıya kadar her askeri denetlese darbe marbe olmaz. Önümüzdeki dönem bu yasa da çıkacak.
Üçüncü mesaj, polis ve MİT ön plana çıkarılacak, Türk Silahlı Kuvvetleri geri plana itilecek ve yeni bir saray ordusu kuracaklar. Tayyip Erdoğan artık bu orduya güvenemeyeceğini söyleyecek. Bir süredir basında haberleri çıkıyor, zaten bir özel ordu kurdular. Şu anda Tayyip Erdoğan'ın 10 küsur bin kişilik bir özel ordusu var. 17 tane İstanbul'da askeri kamp kurdular. Burada kendilerine asker eğitiyorlar. Önümüzdeki dönem arkadaşlar TSK yoktur. Tayyip Erdoğan kendi ordusuyla idare edecek. Görüldüğü gibi dün sözde bir darbe girişimi başkanlık yolunda atılmış bir adımdır. Önümüzdeki dönem Tayyip Erdoğan'ın Orta Doğu diktatörleri türü bir saray diktatörlüğü kuracağı dönem olacaktır. Peki tüm bunlar olurken dün muhalefet ne yaptı? Muhalefet AKP'nin darbe mi demokrasi mi tuzağına düştü maalesef. Dün gecede bu sabahta ortada bir darbe girişimi yoktu. Ve darbe girişimi olmadığı için biz demokrasinin yanındayız açıklaması yapmaya gerek yok. Muhalefetin diyeceği şey basitti arkadaşlar. Ey Tayyip Erdoğan, ey AKP, biz bu tiyatronun farkındayız. Milleti kandırma, halkı orduya ezdirme demesi gerekirdi. Dün bu tavrı alamayan muhalefet tüm siyaset alanını dün itibariyle AKP'ye terk etmiştir. Biz de demokrasinin yanındayız diye kazanılacak herhangi bir siyasi mevzi de bir oy da yoktur. Oysa AKP'nin ve sarayın bu kirli tezgahı ortaya koymak, halkı bilgilendirmek, devlet kurumlarına sahip çıkmak muhalefetin asıl göreviydi. Muhalefete buradan çağrı yapıyorum. Halka gerçeği gösterin. Bu tezgahı anlatın. Bu tiyatroyu deşifre edin. Ve en önemlisi arkadaşlar dün basına, muhalefete, halka ve zihinlerimize bir darbe yaptılar. Artık AKP'yi eleştiren herkes darbecilikle itham edilecek. Basın korkacak, gazeteciler susacak. Sivil siyasetin önü tıkanacak. Demokratik hak arama yolları tıkanacak. Dünkü darbe girişimi, sözde darbe girişimi sadece ve sadece AKP'ye güç katmış, muhalefete zarar vermiştir. Böyle bir darbe olabilir mi? Şimdi insanlar tedirgin. Ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Buradan tüm vatandaşlarımıza çağrı yapıyorum. Her diktatör bu oyunu oynar. Ama her diktatör elinde sonunda kaybeder. Her diktatör kendisini demokratmış gibi, milletin adamıymış gibi sunmaya çalışır. Ama o diktatörlerin en sonunda ne hallere düştüğünü dünya tarihinden biliyoruz. Bizler Türkiye'nin girdiği bu kaos döneminde AKP iktidarına karşı sivil mücadelenin, demokrasi mücadelesinin başındayız. Türkiye'de tek bir darbeci güç vardır. Saraydır, Tayyip Erdoğan'dır, AKP'dir. Bu mevziyi, demokrasi mevzisini AKP'ye bırakmayacağız. AKP pek çok kesimi susturabilir. Ama Türk solunu susturamayacak. Ben Gökçe Fırat olarak bu darbe döneminde darbeci AKP'ye karşı demokrasi mücadelesinin başında olacağım. Bizleri susturamayacaksınız, Türk milletini yıldıramayacaksınız. Türk Silahlı Kuvvetleri de şunu söyleyelim Tayyip Erdoğan'a ve diğerlerine. Siz Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ele geçiremezsiniz. Siz kimsiniz? Türk milleti büyük millettir. Askerimiz büyük askerdir. Dün Boğaz Köprüsü'nde Türk askerinin elini kolunu kesmeye yeltenen o şerefsiz köpekler hesabını soracağız. Türk ordusu Türk askerine uzanan bu elleri kıracak. Hepiniz hapsi boylayacaksınız. Milletimiz metin olsun. Türk milleti bu tiyatroları yemez. Türk milleti Tayyip Erdoğan'lara AKP'ye papuç bırakmaz. Deneyin görün diyorum. Darbeciler kaybedecek, AKP kaybedecek, Türk milleti ve demokrasi kazanacak.
şeyhinin talimatı ile sözle hukuk adına iş yapanlara, yolları Diyarbakır'dan geçirenlere, realiteleri tanıyanlara, katillere, ovalarda siyaset yaptıranlara, gelin görün bir Türk oğlu, Türk çocuğunun ocağının nasıl yandığını. Vatan sağ olsun demedi diye garip şehit anasını alkışlayanlar, bakınız duyun ve iyi anlayın söylediklerimi. Bak köyümdeki Kıpçak anam, ölürsen bu yolda vatan sağ olsun diyeceksin. Tanrım anam bunu demezse onu değil cennetine, ahiretine bile sokma. Fakiyeyi hüner sayanlar, hepimiz Türk'üz, Halil'iz diyemeyenler, size inat Halil'in babası, anası vatan sağ olsun dedi. Duydunuz mu? Ah değmenim, ne söylesem, ne yapsam, tünlenen mağribi akşamları sarsam yarına, yine de bir şey yaptım diyemem hatırana. Kahraman kardeşim, yolun açık olsun. Allah mekanını cennet yapsın. Güle güle git. Asil Türk milleti ve asil Türk ordusu başın sağ olsun. Ağlama şehit anası. Düşmanlar sevinmesin. Allah sabır versin. Acıların azalsın. Tanrı Türk'ü korusun ve yüceltsin. Askerinin kılıcını keskin etsin. Başını öne eğdirmesin. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun.